Şimdi mesela bilhassa İstanbul üzerinde bütün dünyanın gözü var. Bunu kim inkar edebilir? Sokaktan herhangi bir serseriyi çağırın ve sorun. İstanbul'un üzerinde düşmanların gözü var mı deseniz mutlaka var diyecek. Olmaz olur mu? Dünyada İstanbul kadar güzel, manalı, mühim, stratejik önemi olan askeri, siyasi, iktisadi, coğrafi önemi olan bir başka memleket yok ki dünyada. Bunu kimse inkar edemiyor ki. Mesela Sovyet Rusya, komünist ihtilalden evvel Rus çarları zamanında Çar Deli Petro'nun vasiyetnamesi vardı. Çar Deli Petro, Petro namında bir Rus çarı vardır ki korkunç bir adamdır. Hala onun vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Rusya'daki despotlar. Vasiyetnamesinde öyle diyor. Ey Rusyalılar! Kuzey Baltık kıyılarında soğuk denizlerin tesirinden kurtulup dünyaya hakim olmanız için İstanbul Boğazı'nı zapt etmeniz ve Akdeniz'e inmeniz lazımdır diyor. Aynen vasiyet, açın okuyun. Deli Petro'nun vasiyetnamesi 315 sene evvel. Akdeniz'e inmesi lazım ki üç kıtaya, hem Afrika'ya, hem Avrupa'ya, hem de Asya'ya hakim olabilsin. Üç kıtaya hakim olmak isteyenlerin mutlaka İstanbul'u zapt etmesi lazım. Başka hiçbir çaresi yoktur dünyada. Ya işte bu mühim dava içindir ki Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buraya resmen parmak basmış ve Müslümanların ne yapıp ne edip İstanbul'u zapt etmesini istemiştir. İstanbul'un fethini ve zaptını isteyen Hazreti Muhammedül Emin'dir kardeşim. Başka kimse değil. İstanbul fethinin başında, İstanbul sahnesinin başında, İstanbul sayfasının başında Cenab-ı Muhammed Mustafa durmaktadır. Sen ne zannediyorsun? Ya Resul-i Zişan'ın parmakları bu istikameti göstermiştir. 1400 yıl önce. Çok mühim bir dava.